Abdullah Öcalan'ın cezaevindeki hükümlülük şartları işte hali hazırda görüştürülmeme, tecritte uğrama yönündeki avukatların hiçbir şekilde görüşme sağlayamadıkları, yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığına yönelik bizim kendi baromuz üyeleri, avukatlarımız bize başvuru yaptılar. Bu başvuru tarihi 24.11.2022 tarihinde gerçekleşti. Tabi burada bize yapılan başvuru daha çok şu yönlüdür. Avukatların müvekkilleriyle görüşme hakkı. Aslında avukatlar mesleklerini ifa ederken yasal düzenlemeler gereği müvekkilleriyle görüşme hakkına sahiptirler. Nasıl ki her tutuklu ve hükümlünün yargılamalar kapsamında ya da hükümlülük durumları kapsamında avukatlarıyla görüşme, hukuki yardımından yararlanma, aileyle görüşme gibi hakları varsa, aslında bu aynı zamanda avukatların da mesleğini yürütürkenki haklarının ihlali yönünde başvuruları oldu. Tabii biz barolar olarak da avukatların müvekkilleriyle görüşmelerinde yaşayacakları sorunlara çözüm bulma anlamında bir görevimiz vardır. Bize yapılan bu başvuruyu biz de 6-12-2022 tarihli yönetim kurulu kararımıza bağladık. Burada aldığımız karar gereği avukatların görüştürülmeme hususunun haklarının avukatlık faaliyetinin yürütülemez bir hale geldiği gerekçesiyle biz de Türkiye Barolar Birliği'ne ve Adalet Bakanlığı'na avukatların müvekkilleriyle görüşmesinin sağlanması, faaliyetlerin engellenmemesi, bu faaliyetin kolaylaştırılması, sağlanması açısından başvurularımızı yaptık. Dilekçeyle hem Adalet Bakanlığı'na hem Türkiye Barolar Birliği'nde bu yönlü çalışma ve dahiliyet talebinde bulunduk. Tabii bugüne kadar Adalet Bakanlığı'ndan bize herhangi bir yazımıza karşı dönüş olmadı. Türkiye Barolar Birliği de bizim başvurularımızı, hatta bizimle birlikte işte Diyarbakır Barosu, Şırnak Barosu'nun başvuruları da vardı. Bu başvurular Türkiye Barolar Birliği'nin yönetim kurulunda da aynı şekilde gündeme alındı. Ve gündem sonucunda alınan karar gereği onlar da, Türkiye Barolar Birliği de aynı şekilde burada avukatların faaliyetini yürütürkenki haklarının ihlal edilmemesi, faaliyetlerinin sağlanması gerektiği. Bu nedenle Adalet Bakanlığı'na Türkiye Barolar Birliği de başvuru yaptı. Bu şekilde karar aldı. Tabii nedenleri irdeleyemeyiz hukuk camiası olarak, ama şunu biz belirtiriz. Bizde hukukta kişi ayrımı olmaz. Kanunlar herkese eşit uygulanır. Herkesin hakları herkese eşit dağıtılır. Dolayısıyla burada kişinin kimliğine bakmanın ötesinde, burada mahkumların ne tür hakları varsa herkese bunun eşit şekilde sağlanması gerektiği yönündedir. Avukat nasıl hukuki yardımından bir, atıyorum, başka bir suçtan yargılanan vatandaş yararlanma hakkına sahipse, bunu örgüt kapsamında yargılanan birinin de aynı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda kendisine de bu hakların tanınması gerektiğini söylüyoruz. Zaten hukukçular olarak bunu diyoruz. Diyoruz ki hukuk siyasetin arkasına geçmemeli. Hukuk uygulanmalı. Burada eğer varsa bir hak, bu hakkın verilmesi gerekir. Bizim zaten başvurumuzun sebebi de budur. Burada hukuki haklarının tanınması, kullandırılması yönündedir. Varsa farklı sayıklar, bu sayıkların göz ardı edilmesi gerektiğine yöneliktir. Bu sayıklar, dediğim gibi, siyasi olsa da siyasi boyutu çok bizim alanımız olmayan bir husustur. Dolayısıyla biz tamamen hukuki hakların herkese eşit bir şekilde uygulanması ve yararlandırılması gerektiğini söylüyoruz.